İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yüksek lisansla oral implantoloji dalında yüksek lisans programını tezli ve tezsiz olarak iki bölümde ortaya çıkartıyoruz. Birincisi amaç olarak ikisinin de aynı. Bu konuda oral implantolojide diş eksikliğinde, parsiyel diş eksikliğinde veya total diş eksikliği olan hastalarda implant yapımı, bunların cerrahi prensiplere uygun olarak yapımı, protetik tedavilerin yapılmasını öğrenen, bunları inceleyen, araştırmalar yapan diş hekimlerini kabul ediyoruz ve bunlara bu araştırmaları yaptırıyoruz. Bunların sonucunda da öğrencilerimiz tezli veya tezsiz diye iki bölümde ayırıyoruz. Tezsiz olanlarda mutlaka bir lisans sahibi fakülteden mezun olduktan sonra bilim ve mülakat sınavını geçerek tezsiz bir seminerlerini, derslerini tamamladıktan sonra bir mülakat sonrası bir programa dahil olarak bize sunumlarını bitirip 2 sene içinde mezun olabiliyorlar. Tezliler ise yine bir üniversiteden mezun olduktan sonra, lisanslı bir üniversiteden mezun olduktan sonra YÖK kanunlarına uygun olarak ALES ve yabancı dil sınavlarından 55 puanı tamamlayarak yine bilim ve mülakat sınavlarını geçerek bu sınavlardan geçildikten başarılı olduktan sonra tezsiz olarak yüksek lisans yapmaya hak kazanıyorlar. Bu sınavlardan başarıyla geçen öğrencilerimiz, yani yüksek lisans yapma hakkına sahip olan öğrencilerimiz, ana bilim dalını kapsayan cerrahi, periyodontoloji, protetik tedavi gibi müşterek dersleri alarak derslerini başarıyla tamamladıktan sonra önceleri teorik dersleri bunlara tamamıyla öğretip, örneğin anatomik bölgeler, cerrahi prensipler, periyodontal prensipler, protetik prensipleri tamamıyla öğrenmiş bir teorik yapının üzerine biz onlara cerrahi, periyodontal cerrahi gibi dersleri de pratik olarak yaptırıp hasta üstünde ve gerek ameliyatları bizlerin yanında inceleyerek veya bizlere asiste ederek daha sonraları kendileri yaparak bir beceri ve deneyime sahip oluyorlar. Bu şekilde hem teorik hem pratik açıdan fakültemizin onlara sağladığı son derece yetkin laboratuvarlar, el aletleri, ameliyathaneler, genel anestezi birimlerindeki çalışmalar, genel anestezi prensiplerinin öğrenilmesi, sedasyonlar, bütün hepsini müşterek olarak öğrenip tam donanımlı bir yüksek lisans diplomasına sahip olacak nitelikte olmalarını sağlıyoruz. Oral implantoloji dediğimiz zaman bugün çoğu diş hekiminin hemen yapmak istediği, yaptığı fakat ileri tekniklerinin mutlaka ve mutlaka veya bir periyodontal prensiplerin veya protetik tedavilerin bir bilgi deneyimi sonunda alınması gerektiğine inanıyorum. Öğrencilerimiz lisans üstü programlarını sürdürürken hem pratik hem teorik olarak birçok bilgiye sahip olacaklar. Birincisi çok deneyimli hocalarla çalışma imkanımız var. Üniversite bunu bize çok iyi sağlıyor. Arkasından Ar-Ge ve bilimsel araştırma projelerine birlikte yaparak daha ileriye yönelik projeler yapacaklar. Oral implantoloji tezli veya tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler burada edindikleri deneyim ve bilimsel teknikleri öğrenmek, araştırma yapmak, bunları literatürlere dayanarak yayın yapma gibi becerileri de öğrenecekler. Dolayısıyla buradan çıkan öğrenciler eğer ki istedikleri takdirde doktora ve lisans üstü programları devam ettirme hakkına da sahip olacaklar. Yine bunlar hepsi YÖK kurallarına ve imtihanlarını geçmek suretiyle gerçekleşmektedir. Tabii ki bunu istemeyen de ben kendim bir muayenehane kapsamında veya kliniklerde çalışmak istiyorum şeklindeki tercihleri olan hekimlerimiz ise üst düzey bir cerrahi, üst düzey bir protetik tedavi bilgisine sahip oldukları için ileri teknikleri olan
cerrahileri kliniklerinde yapma olanağına sahip olacaklar. Diğer üniversitelerden İstanbul Kent Üniversitesi'ni öne çıkaran en büyük husus bence doktora eğitimine çok önem vermesidir. Benim yıllardır kendi tecrübeme dayanarak en büyük özelliğinin bu olduğuna inanıyorum. Bunun da anlamı şudur. Bu üniversite bilimsel bir yöntemlere dayanan, bilimsel yöntemlerle sadece klinikte hekim yetiştirmekle kalmayıp lisans üstü programlarını da ortaya çıkaran bir hedefe doğru gittiğini göstermektedir. Bu benim için çok önemlidir. Bunun haricinde araştırma geliştirme laboratuvarları, bilimsel araştırma projelerine sahip birimlerin bulunması, mutlaka görülmesi gereken laboratuvarlar, mütekamil dediğimiz her şeye hazır laboratuvarların olması, son derece modern araç ve gereçlerin olması, laboratuvarların teçhizatlarının tamamen hazır olması, ünitlerimizin olabilecek en iyi ünitler olması ve bunun yanında en baştan söylediğim doktora eğitiminde en önemli rol oynayan çok değerli hocalarımızın üniversitemizi seçmesi bizim için en büyük özelliktir. Dolayısıyla bu hocalarımızın gerek pratik, gerek teorik olarak verecekleri dersler, yapacakları ameliyatlar, gerek canlı, gerekse daha sonra öğrencilerimize canlı bir şekilde anlatılacaktır. Bu bakımdan üniversitemizin ameliyathaneleriyle ders yapılan salonları arasında ilişkiler olacaktır. Hastalar ve öğrenciler birebir iletişimde bulunacaktır. Bunlar bir üniversitedeki olabilecek en büyük özelliklerdir ve bence önce üniversitenin hedefleri, daha sonra da üniversitede olan öğretim üyesi kalitesidir. Bu çok önemlidir. Bugün çoğu üniversitede halen doktora programları çok eski olmasına rağmen yapılmamaktadır. Biz bu konuda çok daha ileriye gideceğimizi ümit ediyorum.